TOSA denilince ilk olarak aklınıza ne gelir? Basitçe besinlerin sindirilmeden atılan kısmı mı? Aslında diğer birçok besin maddesi gibi TOSA da ilk bakışta göründüğünden çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Diyet TOSA'sı bağırsağımızda tamamen sindirilmeyen, bitkilerin yapısında bulunan bir karbonhidrattır. Yapılan çalışmalarda yeterli TOSA tüketiminin kan şekeri, kan yağları ve tansiyonu düşürdüğü, mineral emilimini artırdığı, bağırsak mikrobiyotasını düzenlediği ve en önemlisi artan tokluk nedeniyle kalori alımını azalttığını göstermiştir. Avcı toplayıcı dönemden Neolitik çağa kadar insanoğlunun günde yaklaşık 100 gram kadar yüksek bir oranda TOSA tüketmiş olduğu tahmin edilse de yapılan çalışmalar diyet TOSA'sının olumlu sağlık etkilerini yakalamak için günlük TOSA alımımızın 25-30 gram ya da üzerinde olması gerektiğini gösterir. Nedir bu 25-30 gram? Örneğin bir tabak nohutta 12 gram, bir tabak sebze yemeğinde 5-6 gram diyet TOSA'sı bulunurken ne yazık ki çoğumuz öneriler kadar diyet TOSA'sı tüketemiyoruz. Baklagil ve sebze tüketim sıklığını artırarak, salatalara veya yoğurda chia tohumu ekleyerek, daha çok tam tadılı besinleri tercih ederek önerilen TOSA alımını sağlamak düşünüldüğü kadar zor değil.